Hocalarım bu arada üçünüze bir soru geldi. Üçlü geldi bu soru. Bütün her şeyi içeriyor. Üçümüzü nasıl birleştirdin merak ettim. Kombo sorusu. Evet. Doğum biçimlerinin kişilik özellikleri ve beyin yapısı üzerine bir etkisi var mıdır? Ben hemen geri çekiyorum. Ben pas. Yaşan'ın acaba kucağına kaldı seçildiğine soru. Göre soruyu şey. Sormamış gibi davranım. Ben kaldım. Ben Hayır, kaldım. Yaşan'ıma sözü verirseniz 3,5 saat konuşacak şu anda. Ayıptır ya. İnsanın adı çıkacağına. Ben bütün soruları cevaplayabilirim. Sezaryen dahil olmak üzere. Her şeye burnumu Süper valla. sokabilirim. Harika. Şaka yapıyorum. Tam şaka aradığımız yapıyorum. konuk. İşte. Şimdi çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum sahibine. Çünkü şöyle, aslında bir kısmı keşkesiz doğum, hani demiştin ya Hazalcığım, ne iç kim için keşkesiz doğum. Bir tane ayağımız biraz eksik kaldı, onu tamamlayalım. Bebek için de keşkesiz bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi diyebilirler ki, aa, yani bebek neyi hissedecek ayol? Yani sonuç itibariyle işte doğuyor yani, hani bir şekilde Ancak ha oradan çıkacak ha buradan çıkacak. doğmamak. Fakat bir varoluştan ve bir başlangıçtan bahsediyoruz. Ve daha büyük bir düzeyde de bakarsak aslında bir dünyadan bir dünyaya geçişten bahsediyoruz. Bir dünyadan bir dünyaya geçiş nedir? Doğumdur hocam. Ölüm değil midir? Aha, Yani fetüsün ölümü, bebeğin doğumu o zaman. aynen öyle. Dolayısıyla da düşünün ki yani o bebek oradan geçerken, bilmiyoruz tabii biz ölünce de öyle bir şey mi yaşıyoruz? Bir dünyadan bir dünyaya mı geçiyoruz? Nasıl geçiyoruz? Dolayısıyla da tamam bir şey yaşıyor elbette ki. Ve ondan sonra bakın bakalım nasıl doğdunuz? İşte siz kendi doğumlarınızı şöyle küçükçe bir anlatıldığı üzere bakın. Ama aynı zamanda da biz biliyoruz ki çeşitli psikoterapötik ekollerle o vücut hafızasına biz çok rahatlıkla geri dönebiliriz. Yani hatırlamıyoruz diye şu anda zannetmeyelim ki biz prenatal dönemi, anne karnını ve doğum anını hiç bilmiyoruz. Biz orayı pas geçtik. Hatırladığımız yerden hayatımıza başladık. Böyle bir şey olabilir mi? Yani yumurta ile spermin döllenmesinden itibaren moleküler düzeyde biz aslında her şeyi biliyoruz. Oraya girelim. O tamamen başka bir konu. Ama doğum anına baktığımızda yani o boş bir levha, yani boş levha değil bana göre de, çünkü rahmin içerisindeki de bir hayat var. Oradan itibaren süreç başlıyor aslında. Nasıl bir şekilde dünyaya geldiğimiz? Şöyle kısaca bir bakalım. Beklediler mi bize? Planlı bir şekilde annemin babamın istediği zamanda mı geldi? Bir şekilde beklenildi. Ben hayatımın en spontan davranışını, yani kendi varoluşumu başlatmak için bir tane bir şey, bir belirti gönderdim. Ve ondan sonra doğumum mu başladı? Aa, olmadı, acaba bana suni sancı mı verdiler? Dolayısıyla da ilk defa kimyasal bir süreçle mi karşılaştım? Dolayısıyla birazcık aslında iteklendim mi? Biraz motivasyon mu verildi bana? Aa, ya da acaba vakum denilen bir alet mi ilk başıma takıldı? Ve dolayısıyla da aslında ilk bağlandığım şey o metal mi oldu? Veya da birazcık böyle benim üst böyle bir bastırdılar azıcık, ebe annem veya ebe teyzem bastırdı da hafif gene beni azıcık popomdan itekledi mi? Dolayısıyla da belki de hayata başlarken nasıl bir destek aldıysam, ki bunların hiç olumlu olarak yargılamıyoruz, eleştirmiyoruz. Mutlaka gerekli olduğu zaman yapıldığına güveniyoruz ve bebek de bunu anlar bu arada. Ne zaman hayati tehlikesi varsa o zaman yapıldığını bütün vücut ve bilinç bilir. O andaki bilinç bilir tabii. Ondan sonra bilinç süreçlerimiz değişiyor. Ve dolayısıyla da bütün hayatınızı bir inceleyin bakalım sonrasında. Acaba bir şeyleri yaparken, kararlar verirken her zaman birine mi ihtiyaç duyuyoruz? Nefessiz kaldıysak acaba sonrasında da hep nefesle ilgili problemlerimiz, sıkıntılarımız mı oluyor? Her zaman mutlaka bir şekilde biriyle beraber mi hareket etmeye çalışıyoruz? Her zaman bazen böyle bir geç mi kalıyoruz? Erken mi gideriz? Daha rahat mı ederiz kendimizi? Tek başımamız olmak isteriz. Tahmin edeceğiniz üzere bütün bunların değeri. Şimdi bütün bu kısımları bir kenara bırak. Allah aşkınıza 3-4 yaşından veya nerede 7-8 mi hatırlıyorsunuz? Oradan başlanılır mı hayat? Hani sadece bunu söyleyeyim. Gerisini siz tahmin edin. Dolayısıyla da sen bana çocuk doğumunu anlat. Ben sana kişilik yapını anlatayım diyebilirim yani. Vallahi müthiş. Yani hakikaten bu çok önemli bir kısım.
Yani ben bir fizyolog olarak hafızanın beyinde olduğuna ikna olmamış olanlardanım. Vücutta yaygın bir örüntü olarak bir şekilde depolandığını düşünüyorum. Bir kanıtım yok. Bu konuda iddia eden başkaları da var ve özellikle annenin, çocuğun yetiştiği o anne rahmi ortamının anneden sadece gelen pulsasyonları, hormonal dalgaları, kimyasalları, şunları bunları bile aslında bir bellek yüklüyor. Ve anne karnından başladığını zannediyordum ben bu. Yani öyle olmasını umuyorum her zaman. Ama söyledikleriniz o kadar mühim ki hem kendimle ilgili hem kardeşimle ilgili mesela düşününce ufak ufak anlatırken yani hayattaki bu örüntülerin gerçekten karşılaştırılması gerekiyor. Ve bunu yıllar önce bir yine rahmetli olan bizim çocukların doktoru bir pediatrist hocamızdan duyduğumu hatırladım. Şu anda çok enteresan bir şekilde denk geldi. Çok bilge bir arkadaşımızdı ve buna benzer bir şeyler anlatmıştı. Yani o doğumdaki durumlar daha sonra insanın hayatında da şöyle şöyle etkiler yapıyor gibi. Yani gerçekten çok çarpıcı. Bunun bir bilim alanı var mı bilmiyorum ama bir an Tabii. önce çıkarsa süper olur. Tabii. Prenatal psikoloji aşağı yukarı 30 yıllık bir süreci dayanıyor. Yavaş yavaş daha da fazla araştırmalar var. Prenatal işte dediğim gibi başkan yardımcılarından olduğum ISPPM, Uluslararası Prenatal ve Tıp Derneği'nin birçok makalesi, Doğmamış Çocuğun Gizli Yaşamı kitapları, Rahmin Penceresi, Thomas Verney'ler, William Emerson, yani bütün bunların hepsi hakikaten 30 yıldır, çok tabii 30 yıl çok küçük denilebilir elbette. Yani 100 yıllık tıbba baktığımızda. Ama böyle bir alan var ve çok da değerli bir alan. Şunu da belki iletmek gerekiyor aslında. Bu hücre hafızası dediğimiz, buralarla ilgili daha bence çalışmalarımız lazım. Benim en çok hayalimi söyleyeyim. Belki buradan bir şekilde bir şey çıkabilir. Çünkü ben anne rahminin, yani rahimdeki o prenatal dönemin kayıtlarının, bunu söyleyeyim. Söyleyeyim Hakan Hocam, değil mi? Çünkü bunu çok Burada merak ediyorum serbest. gerçekten. Yani oradaki rahmin içerisindeki hayatın, plazenta var ya içeride. Bir de bebek var ve plazenta var, değil mi? Şimdi plazenta halk arasında ne diye geçer? Eş. Eş. Yani göbek bağıyla da plazentaya bağlı ya bebek. Öbür tarafı da anneye bağlı. Bütün besinler, bütün psikoloji, sinapslarla, nöronlarla her şeyle taşınıyor ya. Şimdi dolayısıyla da benim en önemli düşündüğüm şey, ki daha nasıl ispatlarım hiç bilmiyorum. Ana rahmindeki hatıraların bir kara kutu gibi plazentada olduğunu dair çok önemli bir inancım var. ve fakat Çok yani önemli bir o... şey yapıyorsunuz. Bu arada bizi dinleyen arkadaşlar eğer arada akademisyen adayları varsa Evet, özellikle. evet. Bakın bilimde büyük hipotezler böyle sanrılarla başlar. Önce bunlar sanrıdır. Ama birisi gösterirse o zaman onlar hipotez ve teori olur daha sonra. Yani Evet. biz böyle şeyler zannediyoruz. Benim biraz önce söylediğim de öyle bir sanrıydı. Ben de öyle zannediyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bunlar özellikle sizler gibi bu tip mesleklerin içerisinde senelerce geçirmiş ve nedeni sonucu sorgulamaksızın yalın gözlemlemiş insanların geliştirdiği bir tarz örüntü gözüyle bence ekstra kıymetli. Böyle bir şey görebiliyorsanız bu arada yaklaşık 20-25 sene oldu. Alman bir grupla biz bir plasenta çalışması yapmıştık Samsun'dayken. Onların kafasında çok benzer bir şey vardı. Yani Ya. plasentanın o farklı yapıları var ya işte parçalı oluyor, tek oluyor, bir şey oluyor. Onların isimleri vardı ayrı ayrı. Ben embriyoloji yaptım ama unuttum Evet. o kısmı. Evet. O plasenta yapısının işte çocuğun ilerideki sağlığına dair prediktif özelliklerini falan çalışıyorlardı. Ve işin içinde biraz böyle uçuk düşünen Christoph diye bir arkadaşımız da vardı. Sonra ne oldu bilmiyorum, bizim irtibatımız kesildi ama bu fikir arkada bir yerde oynuyor. Çok da makul, mantıklı ve özellikle eş vurgusunu çok beğendim. Yani gerçekten çocuğun belki de bir karbon bilinç kopyası gibi bir şey olabilir orada. Vay Evet. arkadaş, nereye geldik? Doğum konuşacaktık, bildiğin teorik biyolojiye Ben girdik sizi yani. uyardım. Ama siz de enteresanmışsınız, ne diyeyim ya. Ya bu arada bir şeyin altını da çok çizmek istiyorum. O söz beni hep heyecanlandırdı. İkidir duyuyorum sizden, özellikle Neşe Hanım'dan. Bu doğumun şöyle böyle olması, anne karnında şöyle böyle maceralar geçirilmesinin olumlu ya da olumsuz olarak nitelendirilmesinden vazgeçilmesi gerektiği olduğu gibi kabul edilmesi şundan önemli. Mesela ben evet doğumda bir komplikasyon yaşamış olabilirim ve bundan sonraki hayatımda da ona benzer bir işte özellik geliştirmeye çalışmış olabilirim belki bilmeden. Fakat zaten bu farklılıklarımız bizi bir toplum olarak kuvvetli yapıyor. Yani bir standardı yok ki bu işin. Herkes aynı da olsaydı ortalık arı kovanı gibi olurdu. Herkes birbirinin aynısı olurdu. Dolayısıyla galiba biraz bunu anlamamız lazım. Yani biz burada doğum hallerinin bizim kişiliğimize yansıyan tarafını değiştirmek ya da normale dönüştürmek için değil de anlamak için daha ziyade kullanmamız gerekiyor gibi. Ya yani bu halimiz güzel yani. Her Kesinlikle. nasılsa. Olduğu gibi kabul etmek aslına bakarsak. O yüzden Müthiş. bir şey
söyleyeyim, sonra size vereyim Hakan Hocam. Ben bu konuda çünkü çok dertliyim. Yani ne zaman ki hani bunu anlatmaya çalışsam, sezeryan annelerinin kendilerini savunmaya çalışma hallerinden bir müdahale olduysa, ama hocam aslında işte hani çatım dardı, suyum azdı, bıttır zıt, yani hani bir sürü hani şeyler söylenmesinden çok üzüntülüyüm. Ve bunun kesinlikle bir grup olabilir, radikal böyle bir gruplar olabilir. Ben onları bilmiyorum. Ama işte o yüzden keşkesiz doğum. Hiç doğum şeklinden bağımsız. Ama sonuna kadar ve dibine kadar da elimizden geleni yapıp gerçekten o gece o doğum istenilen şekilde, bebeğin istediği şekilde, bunun da altını çizmek istiyorum. Senin doğumun benim doğumundan bahsetmiyoruz. Biz aracıyız. Ben vücudumla buna bir aracılık yapıyorum. Yani bebeğin doğum gününden bahsediyoruz. Şimdi bebeğin doğum gününden bahsediyor ve bebeğe saygı göstereceksek lütfen nereden çıkacağını da bırakalım, bebek karar versin birazcık da. Çok iyi. Pardon Hakan Hocam, buyurun. Yine bak dedim ben size, konuşuyorum. Hazal neredesin? Sustu hocam beni. O kadar güzel konuşuyorsunuz ki ve şey, aynı anda ben de yorumları takip ediyorum ve yorumlar da o kadar mutlu ki kesmek istemedim. Hani. Şey zannediyorlar bazen, keşkesiz doğum deyince kolay doğum, çabuk doğum, pıt diye doğum, hiç acısız doğum. Hiç öyle bir şey değil. Ya bizim doğumlarımız bazen 3 gün sürüyor, 4 gün sürüyor. Bazen ağrılar da oluyor. Bazen her müdahaleyi de yapıyoruz. Mesele bunların ne zaman nasıl yapıldığı. Yani hiç herkese müdahale etmek kötüyse, bazılarına geç müdahale etmek de kötü tıpta. O yüzden ben Neşe'den şunu öğrendim. Yani bazen işte vakum takıyor. Zannediyorduk ki bebeğe travma yapıyoruz vesaire. Ama farklı bir şey var. İşler zora gittiği zaman bebekler kurtarıldıklarını da biliyor. O yüzden annenin burada algısı önemli. Keşkesiz doğum ekibinin ana görevi anneyi sağlam tutarak algısını pozitifte tutabilmek, doğum algısını. Yani çok zor bir doğumdan çıkıyor. Anlattığı herkes hayatta böyle yapmam diyor. O diyor ki çok güzel. Mesele bunu yapmak, yani en zor doğumdan keşkesiz çıkarmak. En kolayından, biz şunu başarıyoruz Türkiye'de, en kolay doğumdan keşkeli çıkarıyoruz. Mesele en zorundan keşkesiz çıkarmak. Bunun için de canla başla çalışan bir ekip gerekiyor. O yüzden 3 kişi biz hayatta başka bir daha bunlar olmadan doğuma ben korkuyorum artık girmekten. Çünkü yetemeyeceğimi o kadını biliyorum. Eskiden bilmiyordum. 19 sene farkında değildim. Ama yarısı çıkınca doğumdan mutsuzdu yani. Her şeyi de yaptım kardeşim ben. Ama ya yetemem ki. Ben yetemediğimi bilmiyordum. O yüzden şu anda doktor arkadaşlar bizi dinliyorlarsa, onlar da aynı duyguyu eminim yaşıyorlar. Yetemeyecekler de ya. Bunun yolu yok. İşte keşkesiz doğumun işi bu. En zor doğumdan da keşkesiz çıkarmak. Bu da ancak ve ancak ekip çalışmasıyla oluyor. 3 kişilik ekip, herkesin de görevi var. Ve farklı olan, yani sistemdeki çalışmadan bir farkı var. Sistemde nedir? Patron doktordur. Ne yapacağını söyler ekibi, onlar da yapar. Hayır, bizde herkes profesyonelliği içinde özgürdür. Serbesttir, otonomiktir. Gerekirse bana hayır deme hakkı vardır. En son sözü tabii ben doktor olarak sorumluluğum, ana sorumlu olduğum için belki söyleyebiliyorum acil durumlarda, ama onun dışında 3 kişi birden karar veririz, yetmez anneyi içine alırız, yetmez bebeği alırız, yetmez babayı alırız ve hepimiz, ya ben 12 yıldır sezeryan kararı almadım mesela. Hep anneler aldı. Anlattım sadece. Bilgilendirilmiş onam dediğimiz bu zaten. Ne yaptım? Bak burada riskler altı. Devam edebilirim ama sonra beni suçlama. Onlar karar verdi. Evet, sezeryan burada mantıklı ve güle oynaya gene şölen olarak gittik. En üzüldüğüm şey doğum için odaklanan değil. Nedir o? Doğuma böyle takılmış bir grubumuz var. Ayrı bir grup o da. Sezeryan olunca ağlaya ağlaya gidiyor. Yani ama o da bir doğum. Onun da bir kutlanması lazım. Ve sırf doğuma odaklandığı için B planını hiç yapmamış ve sezeryanda duvara tosluyorsun. Yani hiçbir plan yapmamış. Ne olacak, ne gelecek? Çocuk ayrılıyor, gidiyor. Bir de daha da yıkılıyor. Halbuki her doğuma hazırlanan sezeryana da hazırlansa bu olmayacak. O yüzden keşkesiz doğum, doğuma hazırladığı kadar sezeryana da hazırlıyor. Tamam. Ne diyorum, rahatladım ya. Vallahi doğum yapasım geldi yani.